Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte WhatsApp aktarma olayına göz atacağız. Bazı yöntemlerden bahsedeceğim. Bir tanesi yeni diğerlerine aşina olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar aslında WhatsApp aktarmanın en zor yanı cihazların farklı olması durumunda oluyor. Yani nedir bu? Mesela iPhone'dan Android'e, Android'den iPhone'a aktarma kısımları epey bir zor oluyor. Bir diğer zorluk şu dosyaları seçme şansınız olmuyor bazı aktarma durumlarında. O da neden mesela çok fazla dosyanız birikiyor belli bir kullanımdan sonra aşağı yukarı 4-5 GB bazen daha yüksek videolarına göre çünkü videoları işin içine dahil ettiğinizde ve çok fazla video işiyle hani gönder al uğraşıyorsanız o dosya boyutu artıyor. Onları seçemediğiniz zaman yani ayıramadığınız zaman aktarım çok uzuyor. Uzayınca da sorun çıkıyor ve aktarım başarısız olabiliyor. Bir diğer olay yöntemine göre sıfırlama seçeneğini istemesi. Yani cihazınızı sıfırlayarak bu aktarmayı yapmanızı istemesi. O da hani aktaracağınız cihaz kullanılan bir cihaz da olabilir. Yani sıfırlamak istemeyebilirsiniz. Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Güzel de bir yazılımla aktarma işi var. Ondan daha önce de konuşmuştuk. O zaten tüm sorunlarınızı çözüyor ama diğer yöntemlerde de konuşacağız. Gelin şimdi onlara bakmaya başlayalım. Bütün hani anlattıklarımla ilgili ihtiyacınız olacak linkler vesaire aşağı açıklamalar yorumlar kısmında olacak. Oradan tıklayıp da hepsine ulaşabileceksiniz. Şimdi biz işlemlerimize bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle WhatsApp'ın bir QR aktarım yöntemiyle işe başlayalım. WhatsApp'a giriyoruz. Ayarlara geliyoruz. Buradan sohbetlere giriyoruz. Bakın dikkat ederseniz iki seçenek var. Bir tanesi Android'e taşı, diğeri iPhone'a aktar. Bu olay da şu var arkadaşlar. Aktarım yapmak istiyorsanız iPhone'dan iPhone'a yapmanız lazım. Android'de de Android'den Android'e. Diğer türlü taşı oluyor ve sıfırlamanız gerekiyor. Bakın şimdi. iPhone aktarımı seçtiğimiz zaman bize bir QR oluşturuyor. Diğer cihazınızda da giriş yapıp bu QR'ı okutuyorsunuz ve aktarım işlemine başlıyorsunuz. Bunda şöyle de bir durum var arkadaşlar. Bunu yaparken hani herhangi bir şey seçemiyorsunuz. Ne varsa onu aktarıyor ve eski verilerin üzerine de yazamıyorsunuz. Bütün veriler yenilenmiş oluyor. Bu yöntemlerden birisiydi. Bunu kapatalım. Bir diğer olayımız iPhone'dan aktarım yapmak. Burada da şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Markete giriyorsunuz. Buraya Android'e taşı var. Ona giriyorsunuz. Bakın Android'e geç. Bunu yükleyin. Bunun için de yine cihazların sıfırlanmış olması gerekiyor. Bakın buraları kabul edin. Verileri kopyala deyin. İzin ver deyin. Burada da cihazınızda bir QR oluşuyor. Yani buradaki Android cihazınızda o QR'ı buna okutarak bu aktarımı da başlatabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar WhatsApp'a girip bunu ilerlettiğiniz zaman QR kod gösterecekse onu da bununla okuttuğunuz zaman bu aktarımı da yapabileceksiniz. Bu da bir yöntem ama dediğim gibi bu sıfırlama falan gerektirdiği için ve herhangi bir dosya ayrımı da yok yani hepsini aktarma yapabiliyor ve eski verilere bu da yazamıyor. Bu da bir yöntem. Şimdi diğer yönteme geçelim. Bu da Android kısmından iPhone'a geçerken iOS'a taşı var biliyorsunuz. Onu da buradan aratalım. Aratıyorsunuz, yüklüyorsunuz bunu. Bunda da söylediğim gibi arkadaşlar bu iPhone'u sıfırlamanız gerekiyor ve yine herhangi bir seçim yapamıyorsunuz. Sürdür diyorsunuz, kabul et otomatik olarak gönder, sürdür. Bunlar çok önemli. Değil. Buraları geçin. Bunları geçelim. İster kablolu, ister kablosuz yapabilirsiniz. wi ile sürdür diyelim. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada bir kod ekranı geldi. Buradaki iPhone cihazımızı sıfırlayacağız. Fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra kurulum yapacaksınız. Kurulum ekranında uygulamalarınızı ve verilerinizi aktarın kısmı var. Orada Android'den aktarmayı seçeceksiniz ve size böyle 6 haneli bir kod oluşturacak. O kodu Buraya gireceksiniz. Bu cihazda ne kod varsa onu buraya gireceksiniz ve aktarım bu sayede başlayacak. Dediğim gibi ama bu cihazı sıfırlamanız gerekiyor. Şimdi buradan geri gelelim. Ama bunların hiçbirisine takılmak istemiyorsanız da yazılım yöntemini kullanacaksınız. Şimdi yazılım yöntemiyle iPhone'dan Android'e bir aktarmamızı yapalım. Kullanacağımız yazılım Tenorshire'ın iCareFone Transfer yazılımı arkadaşlar. Buradan tüm özelliklerine falan bakabilirsiniz. Bulutlardan aktarmayı da yedeklemeyi de hepsinde destekliyor. Biz şuradan bir indirmemizi yapalım. Yüklememizi yapalım. Birazdan da cihazlarımızın bağlantısını yapacağız. Yükleme yeni filan isterseniz buradan değiştirin, yükleyelim. Buradan WhatsApp'ı seçiyoruz. Dikkat ederseniz WhatsApp Business, GB WhatsApp gibi destekleri de var. Onlarda da aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Diğer yöntemlerde öyle GB WhatsApp falan öyle şeyler desteklemiyor tabii ki. O özelleştirilmiş bir WhatsApp olduğu için. Onu orada kullanamıyorsunuz. Şimdi cihazlarımızı bağlayalım. Her iki cihazımızın da böyle bağlantısını yapıyoruz. Bu şekilde yakın dursunlar. Şimdi arkadaşlar her iki cihazı da bilgisayarımız gördü. Bakın biz aktarım kısmını buradan yapacağız. Veri birleşik aktarım kısmında buradan yapabilirsiniz. Yani diğer cihazda da WhatsApp kuruludur. Onların da yedeği vardır. Bunları birleştirebilirsiniz. Buradan yedekleme yapabilirsiniz ve buluttan yükleme yapabilirsiniz. Burada da mevcut yedeğiniz varsa onu görüntüleyebilirsiniz. Bakın bu mesela benim yedeyim. Şimdi arkadaşlar buradan hani mevcut olan WhatsApp hangi cihazdaysa onu seçiyorsunuz. Android, ise Android, iPhone, ise iPhone. Buradan da aktarılacak cihazı. Yani hangi cihaza WhatsApp'ı aktaracaksanız onu seçiyorsunuz. Zaten bunları yerini değiştirdiğiniz zaman otomatik diğer tarafta değişiyor. Biz bugün iPhone'dan Android'e aktarım yapacağız. Android'in de iPhone'un da modeli, versiyonu yani iOS 18 de olur, atıyorum iOS 17 de olur ya da Android 15 de olur, 14 de olur fark etmez. Ne bileyim Huawei'ye de aktarırsınız Android olan ya da Xiaomi'ye de aktarırsınız hiçbir şey fark etmez, hepsinde destekleniyor. Şimdi biz işlemlerimize başlayalım. Burada iPhone'umuz seçili, burada da Android var. Aktar diyoruz. Bakın, burada bize bir yönlendirme yapıyor. Bu da şu USB hata ayıklamayı aktif etmemiz lazım. Edelim. Ayarlara gidiyoruz. Buradan hakkında kısmına iniyoruz. Yazılım bilgilerine giriyoruz. Burada derleme yapım numarası olarak yazar. Bunu arka arkaya basıp ekran şifrenizi girin. Şimdi buna giriyoruz. Biraz aşağıda zaten USB hata ayıklama var. Bunu açıyoruz. Şimdi bunu hallettik. Bunlara izin veriyoruz. Bunu tiklerseniz de böyle sürekli izin vermenize gerek olmaz. Hepsini birden vermiş olursunuz. Devam ettiriyoruz. Şimdi bize burada uyarı veriyor. WhatsApp verilerin üzerine yazılacak diyor. Biz buna devam et diyoruz ya da isterseniz bu cihazın yedeğini de alabilirsiniz. Bu sıfır bir cihaz olduğu için yani bunda WhatsApp olmadığı için bir şey yapmıyorum. Devam ediyorum. Her iki cihazın da isterseniz yedeğini alabilirsiniz. iPhone'un şifresini de girdik. Şimdi işlemlerimiz başlıyor. Ben şifre girdiğim ekranları atlıyorum. Hani kendi kullandığım şifreler olduğu için bu da WhatsApp'ın ayarlar ekranında kalsın. Konuşmalar görünmesin. Şimdi burada kaynak cihazdaki yedeklemeyi yapıyor. Bunu bekleyeceğiz. Burada dosyalarınız ne kadar çoksa işlemde o kadar uzun sürecektir. Aklınızda bulunsun. Çünkü benim şu anda kullandığım telefon USB 2 ara birimini kullandığından bu aktarım biraz daha uzun sürebiliyor. Sizde hani 15 Pro Max varsa 16 varsa filan biraz daha hızlı olacaktır. Şimdi %99'u da gördük. Şimdi bunu tamamlasın. Doğrulamamızı da yapalım. Ben mesela şu anda sim kartı diğer telefonu almadım. Sim kart iPhone'da duruyor. Onun üzerinden aktivasyonları yapıp hani diğerine geçireceğim. Siz isterseniz direkt olarak aktaracağınız telefona da takabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Şimdi işlemlerimizi tamamladı burada. Hemen doğrulamaya geçeceğiz. Şimdi doğrulama adımına geçtik. Telefonumuzu buraya yazıyoruz. Haliyle buraları sansürleyeceğim. Şimdi yüklenecek verileri oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar seçim ekranına geldik. Burada hangi verilerin aktarılmasını istiyorsanız onları seçeceksiniz. En çok yer kaplayan videolardır. Hani daha hızlı aktarım yapmak istiyorum derseniz de bu tiki kaldırırsınız. Diğerlerini aktarırsınız. Mesela fotoğrafları da kaldırırsanız daha da hızlı aktaracaktır. Ve sonra belgeler, sesler vesaire diye iş gider. Ben şimdi sizler için sadece videoları kaldıracağım. O şekilde bir aktarım yapacağım. Çünkü bende 1 GB'tan fazla video var. Fazla uzun sürmesin. O yüzden dediğim gibi videoları kaldırıyorum. İletiler zaten otomatik seçiliyor. Onun diğerlerini de kendiniz seçiyorsunuz. Yani buradaki diğerlerini de kendiniz seçiyorsunuz. Devam et diyelim. Şimdi Android cihaza bu verileri aktarıyor. Burada WhatsApp'ımızı aktifleştirdiğimiz zaman bu verileri geri yükle yaparak Android cihazımızda kullanacağız. Şimdi arkadaşlar aktarmamız başarılı oldu gördüğünüz gibi. Bakın burada bize ne diyor? Gel diyor WhatsApp'ını yükle diyor. Aktivasyonunu yap diyor. Hepsine izin ver diyor. Şu kısım önemli. Sonra diyor bak geri yükte var diyor. Geri yükleyi yap diyor. İşlemlerin tamamlanacak. Hemen yapalım. Ben yüklemiştim ama size göstermek için şuradan açayım. Normal WhatsApp yüklemesi bu. Bu şekilde yüklüyorsunuz. Açalım WhatsApp'ımızı. İleri diyelim. Devam et diyelim. İzin verelim. Buraya şimdi aktivasyonumuzu yazacağız. Numaramızı girelim. Diğer telefondan tabii ki kodu filan alacağız. Çünkü diğer telefonda sim takıl demiştim. Buna taktıysanız simi direkt olarak buradan da devam eder. Şimdi kodumuzu buraya yazalım. Devam diyoruz. İzin veriyoruz. İzin veriyoruz. Tümüne izin veriyoruz. Şu an içindeki yedeği arıyor. Geri yükle diyoruz. İşlemimiz birazdan tamamlanacak. İleri diyoruz. Buraya da ismimizi yazalım. Şunu kapatabiliriz. Whatsapp'tan çıktı zaten bu. Yedeklemenizi istediğiniz gibi ayarlayın. Bitti diyelim. Tüm konuşmalarımız buraya geldi. Ben haliyle burayı sansürleyeceğim ama siz en azından konuşmaları görürsünüz. Bu şekilde tüm fotoğraflarınız, videolarınız, her şey buraya gelir. Tabii ben videoları seçmedim ama siz seçeceğiniz için onlar da gelir. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Olayımız budur arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte WhatsApp aktarma olayına baktık iPhone'lar arasında, Android'ler arasında her türlü aktarmayı bu uygulamayla yapabilirsiniz. İster iPhone'dan Android'e, isterseniz Android'den iPhone'a, ister iCloud'dan, ister G Drive'dan hem iPhone'a hem Android'e her türlü aktarmayı bu uygulamayla yaparsınız. Bunun dışında iOS'tan taşımayı, Android'den taşımayı gösterdim. WhatsApp'ın üzerindeki QR'a göz attık. Benim anlatacaklarım bu kadardı. İhtiyacınız olan her şeyde de aşağı açıklamalar ve yorumlar kısmında olacak. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.